Tolga'da gerçekten güvenlik alanında yetişmiş, uzmanlaşmış, çok büyük haberlere imza atmış, gündem yaratan haberleri bulup çıkarmış. Çok başarılı bir gazetecidir. Bunu tekrar vurgulamak isterim. Tabii tutuklanması ve tutuklanma gerekçesi hukukla izah edilebilir gibi görünmüyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal başvurusunu gündeme alacağı Türk Ceza Yasası'nın 127. maddesinin A fıkrasına dayandırıyorlar tutuklamayı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak şeklinde bir başlığı var. Fakat bunun altındaki unsurlara baktığınızda işte halkı endişe, korku ve paniğe sevk etmek gibi koşullar bulunuyor. Yani böyle bir haberin halkı endişeye sevk etmesi mümkün mü? Böyle bir haberin halkı korkutması mümkün mü? Böyle bir haberin halkı panikletmesi mümkün mü? Bu soruları sorsanız bile bu gerekçenin yasal dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varabilirsiniz. Çünkü haber nihayetinde bir rüşvet iddiasının araştırıldığına ilişkin bir haber. Bir rüşvet iddiasının araştırılmasından halk niye korksun? Halk niye paniğe kapılsın? Halk neden endişe duysun? Tam Sevgili aksine... Fikret abi, aksine bütün bu iddiaların, bu vahim suçlamaların üzerine gidilmemesi, araştırılmaması halk için korku ve endişe verici Tabii. olmamalı mı? Çok, Tam tersi. çok doğru, çok doğru. Tam tersinin geçerli olması lazım. Bu nedenle bu rüşvet iddianın araştırılıyor olması halkımızı memnun eder. Halkımızda paniğe yol açmaz, memnuniyete yol açar. Bir yetkilinin böyle bir talimat vermesi de memnuniyetle karşılanır. Dolayısıyla haberin içeriğiyle tutuklama gerekçesini karşılaştırdığınızda arada mantıklı bir bağ kuramıyorsunuz. Bu bakımdan çarpıcı bir karar bu. Bu bakımdan düzeltilmesi gereken bir karar diye düşünüyorum. İşte Tolga Çardan'ı söyledim. Yani Ankara Milliyet'in yetiştirdiği Türk basının en seçkin isimlerinden biridir. Hep ödüller getirmiştir gazeteye de kendi şahsına da. Bu açıdan tabii çok üzücü, düşündürücü bu. Tabii bu yeni değil. Tolga da ilk değil. Yani Barış Terkoğlu var, Barış Pehlivan var, Merdan Yanardağ var. Yani basının üzerine böyle bir baskı kurulmaya çalışıldığı, gözdağı verilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Ve bu maddeyle tutuklanmaları, ki bu maddede çok tartışılmış CHP'lerin dediği gibi, Sayın hocamız İbrahim Kaboğlu'nun öncülüğünde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvuru dilekçesi bir ders niteliğinde. Çok kısa bir cümleyle bu görüşümü aktarıp tamamlayayım Tabii. konuşmam. Şöyle, şimdi Sayın Kaboğlu hocanın da vurguladığı gibi, diyor ki bu madde yani halkı yanıltıcı bilgi yayma maddesi anayasaya birkaç yönden aykırıdır diyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü maddesine aykırıdır. Basın özgürlüğü maddesine aykırıdır. Ve ölçüsüz bir şekilde de hak kullanımını sınırlamaktadır diyor. Buralardan baktığınızda diyor, Anayasanın 2., 13., 25., 26. ve 28. maddelerine aykırı olduğu gibi suçta yasallık ilkesi açısından da 38. maddesine aykırıdır. Bu tür maddeler ancak savaş dönemlerinde, savaş hukukunda ve o da çok sınırlı kullanılabilir diyor. Türkiye'de böyle bir savaş halde yok çok şükür. Dolayısıyla bu maddenin bir sansüre dönüşeceğini o dilekçede çok iyi izah ediyor Sayın Kapıoğlu. Nitekim de onu görüyoruz. Ben hatırlıyorum. Bu yasa meclise girip tartışıldığında biz gazeteciler de bu dezenformasyon yasasının bir sansür yasası olacağını, basın özgürlüğünü kısıtlayabileceğini ifade etmiştik. O zaman siyasi iktidara yakın siyasetçiler, milletvekilleri de gazeteciliğin bu maddenin içinde olmadığını, gazetecileri kapsamadığını söyleyerek savunmuşlardı. Ama görüyoruz ki bu maddeye dayanarak işte arka arkaya meslektaşlarımız tutuklanıyor. Halklarında davalar açılıyor, ifadeye çağrılıyorlar. Bu gerçekten hangi haberin yanıltıcı olduğuna kim karar verecek? Bunun yasal Evet. ölçüleri nelerdir Evet. gibi sorular açıkta kaldığı için CHP'nin başvurusunu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine alması, ki uzun bir süredir almamıştı, 1922'de yapılmış bir başvuru bu. 8 Kasım'da görüşecekler. Belki bu maddeyi anayasaya aykırı bulacaklar ve bu maddenin gazetecileri susturmak, özgür gazeteciliği baskılamak için kullanılmasına engel olabilecekler. Onu bekliyoruz. Evet. Bunları Şimdi söyleyebilirim. Fikret abi teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz tabii. Başka sorular da var aklımda. Mutlaka sormak istediğim ve konuşulsun istediğim İbrahim Kahveci. Kanlı Fikret Perşembe diye abi, adını koydunuz. söylediği şeye bir ek yapayım. Normal Tabii şey size dönüyorum. konuşurum.
Fikret Bey, halkı yanıltıcı bilgiyle ilgili ben size iki tane örnek verebilir miyim? Tabii. Ben dinliyorum. Şöyle, şimdi çok somut, iktisatta çok somuttur bunlar. Rakam çünkü. Mesela bir tanesi, dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün diyen şu anda saraylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında gayet şey. Vatandaşa söylüyor dolar 3 lirayı geçerse diye. Ama dolar 10 lira olur diyenler yargılandı bu ülkede. Dolar 10 lira olur diyenler yargılanırken dolar 16 liraydı. Başka bir şey, dezenformasyon yasası eğer gerçekse ve doğruysa, böyle bir şey varsa, Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl enflasyonu, geçen yıl bu yıl için enflasyonun %20 olacağını ve buna göre hesap yapın dedi. Bugün Merkez Bankası ilan etti. Enflasyon %75'e evet, kadar çıkacak. Açıkladı. Yıl sonu da 65 olacak. 63-65 bir de aralık verdi değil şimdi mi? Şimdi bunu ben desem, bunu ben desem. Bile isteye halkı yanıltıcı bilgiye yiyorsun diyecekler. Ben desem bunu, buna benzer bir cümleyi ben kullansam. Evet. Atın zindanlara ama. Şimdi şöyle bir manzara düşünün İbrahim Kahveci, Can Kakış'ım bakın. Şimdi Tolga Şardan gazetecilik yaptı. Ve diyor ki ona İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle yaptı ya açıklamasını. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlarda bulunduğu gerekçesi dezenformasyon yasası da bunun önüne geçmek için tırnak içinde güya çıkarıldı. Şimdi Tolga Şardan ben çok önemli bilgilere ulaştım diyor ve bunu farklı farklı haber kaynaklarıma doğrulattım diyor. Dolayısıyla benim işim gazetecilik yapmaktır, ben de bunları yazdım. Şimdi karşısında geçenler diyor ki hayır sen bunu bile isteye kötülük olsun diye yaptın. Şimdi kişi diyor ki hayır ben öyle bir şey yapmadım. Hayır bu sefer bir daha iddia ediyor. Hayır biz öyle olduğuna inanıyoruz. Yani senin halkı korkuya, paniğe ve endişeye sevk etmek için bunu kendileri yaptın. Paniğe. Hayır onun için yapmadım. Şimdi böyle iş mi olur? Bunun sonu neye varır? Bu niyet okuma dışında ne olabilir başka? Can Kakış'ım. Yani gayet tabii ki inanılmaz bir burada çelişki var. Yani her şeyden önce Fikret abinin söylediği gibi böylesi bir yazıdan dolayı kim neden paniğe kapılsın canım? Yani böyle bir manasızlık mı olur? İkincisi yani siz zaten burada yazılanları yalanlamıyorsunuz ki. Bu yalandır deyip bunun maddi gerekçesini falan da ortaya koymuyorsunuz. Ben bu yazıyı, ben burada yazılanları beğenmedim diyorsunuz ve kestirip atıyorsunuz. Yani siz hem iddia makamısınız hem de doğrudan kalemi kırıyorsunuz. Ve bunu da yaparken bakın bir soruşturma açıp sonrasında bu kişiyi işte tutuksuz yargılayayım falan da demiyorsunuz. Derdest edip alıyorsunuz. Sonrasında bir eleştiri geliyor size. Herkes bir şaşırıyor ya Tolga Şardan'ı nasıl alırsınız bu kadar önemli bir gazeteci diye. Yetmiyor Dinçer Gökçe'ye de alıyorsunuz. Yetmiyor Cengiz Erdinç'e de alıyorsunuz. Nedir bu? Bu gayet tabii ki bir gözdağıdır. Yetmiyor bir güne de soruşturma açıyorsunuz. Bir güne de soruşturma açıyorsunuz. Devam edeceğinizin aslında sinyallerini veriyorsunuz. Ne demektir bu? Bunun cevabı son derece net Seda. Bu ben bu ülkede size gazetecilik yaptırmam demek. Eğer gazetecilik yaparsanız yanarsınız demek. Bakın çok açık olarak söylüyorum. Verilen mesaj bu. Ve bunlar üzerinden bir korku toplumu yaratmak. Zaten her zaman amaçladıkları, hedefledikleri de bu oldu. Yani insanlar onların attıkları adımlardan korksunlar ve bir otokontrol mekanizması geliştirsinler. Bugün de o dezenformasyon yasası denilen olgu sayesinde bunu daha da derinleştirerek yapmaya gayret ediyorlar. Yani bu kararlar dün bugün yaşadıklarımız, yaşadığımız ülkenin ne kadar artık hukuktan saptığını gösteriyor. Yani hukuk devleti ilkelerinden tamamıyla vazgeçmiş. Artık hukuk devleti olma iddiasını kalmamış bir ülkede yaşamaktayız. Şaşırtıcı değil ama gayet tabii ki çok üzücü. Esas rahatsız edici olan bu kadar da pervasız olmaları. Yani bunu yapıyor ve sonrasında bunun daha da fazla üzerine gidiyor. Yeni bazı tutuklamalar, soruşturmalar daha gerçekleştiriyor. Ve onun üzerinden topluma gayet tabii ki bir ayar çekmeye çalışıyor. Şimdi ben özellikle şuna dikkat ediyorum sevgili Seda. Bu hükümetin en fazla rahatsız olduğu kitle doğrudan böyle belgeler bulan ve kurumlardaki çürümüşlüğü ortaya koyan gazeteciler. Yani tamam. Tabii. Mesela insanlar hani yorumlar yapabilir, yorum yapar. Bu da rahatsız edici olabilir AK Parti için. Ama onlar için esas rahatsız edici olan belge peşinde koşan. Türkiye'yi ve, sarsan haberleri. Gayet tabii ki. Yani bu yorumlara da aslında
kaynaklık teşkil edecek malzemeyi ortaya çıkaran gazetecilere bir nefretleri var. İşte bizim sevgili arkadaşımız Barış Pehlivan da bundan dolayı içeride. Yani Barış Pehlivan kanaat ortaya koyduğu için değil, kanaat ortaya koyması da rahatsız ediyor onlar ama belge ortaya koyduğu için tabii şu anda içeride. Şimdi onların en fazla rahatsız olduğu gazeteci grubu bu doğrudan belge ortaya koyan, araştıran, somut delile ulaşan gazeteciler. Hele ki bu MIT ile ilgili olursa, malum Barış da bundan dolayı içeride, Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili olursa, Emniyet Genel Müdürlüğü ile alakalı olursa, İçişleri Bakanlığı ile alakalı olursa falan, artık bu noktada sizi hiç koruyacak bir mekanizma maalesef ki ülkede yok.